aşağı. Ne üvey anneler var hayatta. O mülayim kadın bir anda atmaca kesildi başımıza. Şanslıymışsın. Tanrı işini biliyor. Ne demek şimdi bu? Kime çocuk verip kimden alacağını. Kimden almış? Üvey babandan feydahladığın çocuk ortada olmadığına göre cevap sorunun içinde saklı. Aşağılık, aşağılık herif! Herkesin bir yumuşak karnı vardır ha? Benim yok. Dediğin gibi Tanrı işini biliyor. Bana ayak bağı olup acı çektirenler bir bir belalarını buluyor. Tıpkı Cemal gibi. Abimin adını ağzına alma. Sahi, seninle bu konuyu konuşmak için fırsatımız olmamıştı değil mi? Bir cinayetin anatomisini öğrenmek istemez misin? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum Nil. Oyuna gelmeyeceğim. Oğlumu alıp gideceğim buradan. Tek bir şey bilmeni istiyorum sadece. Abinin ölümüne Sahra neden oldu. Onun her şeye sahip olma hırsı neden oldu. Özellikle de bana ait her şey. Cemal'le karıştırmasa abim bugün yaşıyor olacaktı. Belki biz de yenge kayınbirader dosttuk. Ama yanlış yapmak sizin ailede ırsı anladığım kadarıyla. Beceriksizlik genlerinizde var ha? Kapa çeneni! Cemal Sahra'ya alet oldu. Zeka fıkarası olmasa daha akıllıca davranırdı ama yüzüne gözüne bulaştırdı. Silahı ona doğrulttuğunda gözlerindeki ifadeyi görmeliydim Mithat. Koskoca Cemal Madra ayaklarıma kapanmış, zavallı bir yaratığa dönüşmüştü. Korkak, beceriksiz ve çaresiz. Gebertirim seni! Gerçekler neden seni bu kadar huzursuz etti anlamadım. Abin Sahra ile aramızdaki rekabete kurban gitti. Yani bok yoluna. Şahsiyetine uygun olarak. Yemin ederim bunu yanına bırakmayacağım. Hadi yap o zaman. Yapsana. Çek tetiği. Çek de önce benim beynimin dağılışını izle ardından oğlunukini. Hadi diyorum. Dua et. Dua et oğlum iyi olsun. Serkan nerede? Önce öbür tanışsaydık ya. Gerçi yabancı da sayılmayız ya. Oğlunu misafir etmişiz. Ortak dostlarımız var. Tamam dur. Ortak dostumuzun yaşamasını istiyorsan Serkan'ı derhal geri verirsin. Hasan'cığım getirelim çocuğu. Baba! Serkan! Söyle itine bıraksın oğlumu! Hayda! Centilmenlik öldü mü Mithat Bey? Sen burada üçe tek olduğun halde biz gayet nazik ve anlayışlı davranıyoruz. Her şeyin bir sırası var değil mi? Harareti yükseltmeye gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Baba kurtar beni! Serkan! Canım nasıl da babasını özlemiş. Sana çeneni kapa dedim. Bak eline koluna hakim ol Mithat Bey. İş misillemeye gelirse canını fena yakar. Sen Nil'i bırak. Biz de oğlunu salıverelim. Önce Serkan. Kabul. Avantajlı durumda olan biziz. İyi niyetimizi suistimale kalkma sakın ha. Daha fazla yaklaşmayın. Yeter bu kadar. Bırakın şimdi oğlumu. Sen hele o elindeki oyuncağın ilin şakağından çek de. Serkan sağ salim arabaya binmeden olmaz. Valla şanslı gününde. Babacığım. Serkan bana değil oğlum arabaya bin. Hayır. İnatçı şey sana benziyor. Serkan arabaya dedim hemen. Hayır. Geleceğim oğlum hadi. Hadi oğlum bin arabaya çabuk. Mithat Bey. Biz sözümüzde durduk değil mi? Dediğin gibi. Avantajlı durumda olan sizsiniz. Serkan ey başını oğlum.
hayvan. Canın acıdı mı bize? Önemli değil, geçer. Ama onlar hayatlarının sonuna kadar çekecekler. Ölüyorum meraktan. Nerede, nasıl buldunuz ipeyi? Vallahi bizim pek bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Sağ olsun annesi eliyle götürdü bizi kızının yanına. Hem de kendini deşifre ederek. Nasıl söyleyeyim? Böyle düşman dost başına.